Evet arkadaşlar, ben Yaşur. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bazlama yapımını göstereceğim elimden geldiği kadar. Bunun için unumuz, bunu elemek için süzgecimiz, şöyle yarım bardaktan biraz az, hani bu bardak küçük, tam su bardağı değil, süt, ılık sütümüz. Biraz daha ılık su alacağız. Aynı ölçülerde koyacağız. Yarım tatlı kaşığı toz şekerimiz, yarım tatlı kaşığı da tuz atacağız, bir tatlı kaşığı da atabiliriz. Yarım paket mayamız koyacağız. İlk önce sütümüzü koyalım. Arkadan aynı ölçüde ılık suyumuz. Önce bunları birbirine bir harmanlayalım. Şekeri döküyoruz. Paket istat mayamızdan şöyle bir tatlı kaşığı kadar, az bir fazla da olabilir. Bunları birbirine yediriyoruz. Şekilde yedirebiliriz. Bunu biraz 10 dakika daha hareketli, biraz kavurmasını bekleyebiliriz. Şimdi kontrollü bir şekilde bunları hamur kavurma kabımıza eriyoruz. Erimekte ki amacımız unumuz havalansın, daha güzel kabarsın. Şu anda 2 bardak oldu. Bir tatlı kaşığı silmediği birazcık tuz karıştırıyorum bu aşamada. Şimdi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yoğurmayı alacağım. Bugün İstanbul'da da şimdi şiddetli bir yağış başladı arkadaşlar. Rabbim hayırlara vesile olsun, bereket olsun. Şekilde tatlı kaşık yardımıyla birbirine karıştırıp yoğuruyoruz. Bir bardak daha. Toplamda 3 bardak olduğunu arkadaşlar. Yoğurmamıza devam ediyoruz. Ben bunu 3-4 tane ve 5 tane çıkacak
çıkar bilmiyorum ama 3 tane çıkar bu tarifimden. Daha fazla çıkarmak isteyenler malzemeyi fazlalaştırabilir arkadaşlar. Evet. 3 bardak un tam geldi bu malzeme arkadaşlar. Bu ölçüye 3 bardak un yeterli geliyor. Elle yoğururken biraz daha çok bir halde olursa azar bir şey daha atacağız. Arkadaşlar şöyle bir yarım bardak daha, yarım bardaktan biraz az daha eledim. Toplamda 3,5 su bardağı kadar unumuz oldu. Bunu kontrol yaptık amaç hamurun çok katı olmaması için dikkatli bir şekilde yoğuracağız. Şöyle bakınca bundan iki tane büyük yaparsan büyüklüğüne göre bir tane de çıkabilir. Arkadaşlar bu arada bu vesileyle kanalıma yeni abone arkadaşlar hepsine binlerce çok teşekkür ederim. Bilhassa Trabzon'un yeni arkadaşımıza çok çok teşekkür ederim. Buradan ona kucak dolusu selamlar olsun. Bana destek veren Leyla Hanım'a da arada unutmayalım. Şu anda adını hatırlayamadım. Son 3 günde kanalıma gelip bana destek olan tüm abone arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Onlar da kanallarında başarılar dilerim arkadaşlar. Binlerce kez selam olsun da. Ve tüm takipçilerime de tekrar canı gönülden teşekkür ederim. Bütün sevgi selamları onlara iletirim arkadaşlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dün rüyamda inşallah hayırlara çıkar. Rüyamda kanala bakıyorum, Esra Erol'u görüyorum, benim kanalımda reklam yapıyor. Aa diyorum, 1000 abone açmışım, artık ben canlı yayın yapabilirim, insanlara daha yararlı olabilirim diye seviniyorum. İnşallah rüyam gerçekle çıkar, sizlerin desteği ve yardımıyla inşallah 1000 abone de görürüm. İnşallah oluruz. Desteklerinizi devamlı beklerim arkadaşlar. Ki 7000-8000 izleme olan videolarım var. Bu arkadaşlardan ricam bu kanala üye olmak, abone olmak ücretli değil. Sizden kimse bir şey para talep etmez, taahhüt etmez. Zorlama şartı yoktur. Sadece abone oluyorsunuz. Bizlerden desteğinizi esirgemiyorsunuz. Başka bir şey yok arkadaşlar. Geçen birisi de bir arkadaşımın kanalından bir yorum yaptıydım. O yorum altında pis ağız alınmayacak bir yorum yapmış. Onu tabii ki engelledim. Yani bir arkadaşlar böyle yapmakla elinize ne geçiyor bilmiyorum yani. Siz bir ailenin çocuğu değil misiniz? Namus şerefsiz denen bir şey yok mu sizde?
Nasıl yakıştırıyorsun öyle ağır kelimeleri? Allah isterlesin, diyecek bir şey yok. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğuruyoruz. Ya buna iki tane küçük bazlama yapacağım veya bir tane bazlama yapacağım arkadaşlar. Bunu da bugün size boş geçmemek için, bir vlog çekmek için, hem de yapabildiğim kadar bir bazlama nasıl oluyor, nasıl yapılıyor, sizlere onlara paylaşmak istedim. İnşallah izleyince beğenirsiniz. Yorumlarınızı, beğeninizi, like'larınızı beklerim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuz yoğruldu. Artık yarım saat 40 dakika kabarmasını bir streçte sarıp kabarmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi hoşçakalın. Kabardıktan sonra pişirme aşamasında sizlere tekrar inşallah göstereceğim. Evet arkadaşlar, bazlama hamurunu yaklaşık 40 dakika mayalanmasını bekledik. Sonra böyle bu şekilde pazara böldük. 2, 4, 6 pazı. Bir 15-20 dakikada bu şekilde beklettik. Şimdi Ayşe Hanım açacak, ben çevireceğim. Hamur yoğurması benden, açması Ayşe Hanım'da. Bismillahirrahmanirrahim. Fazla ince. Dillere destan bazlama yapımımız. Bazlama böyle olmayacak, bastım ya. Tamam, fazla kan açık ince yapma. Yok, anlıyorum, bu toplar şeyi. Şimdi elle açılıyor, elle zıt olması lazım diye. Yavaş yavaş çevire çevire bazlama pişireceğiz. Tavamızda gözleme can suyu tavamız. Bunu da harika etkiler gözlemeler oluyor arkadaşlar. Çevirdim. Yağ koymuyoruz. Yani ince ulaşalım. Bol kan, kalın olsun. Ya şu kadar kanlık olmasın pişti ama. Güzel bir şey var. Tencereler yiyor Rahim Adabram oldu. Bu akşam önümüzde nohut yemeğimiz var. Çok kaynamış. Orada da kabak yemeğimiz. Göster. Oldu tamam. Ama sen işletmedin biraz sıcak. He? Yaptım. Olanmadık. Ne kadar? Sen iyice yap. En iyisi biz bunu şeyde bir yağda kızar. Yok yok yok, öyle değil. Yani bazlama yapıyoruz. Süt de ılıktı, su da ılıktı. Daha doz. Daha önce. İnce yapmamak lazım. Biraz kalın olmaz, olmaz. Kalın olur. Kalın yemez onu. Zaten hamuru fazla kabarmamış. Ne benden mi? Kabarmaya başladı. Tartışma konusu oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Ne oldu Ayşe Hanım? Kabarayım. Hadi gel dışarı kabarayım. Sana
biliyor musun böyle? Yok. Yemek için tereyağı var. Suya mı? Şeye. Tereyağı. Saca. Al biraz da daha iyi kalır. Bunları koymak için servisinde var bir şey. Alacağız. Bunları nasıl alacağız? Üst kapı. Bize şurada tepsi var. Çevire. Kabarayım. Çekti ya bir taraftan. Gel geç gidiyorum. Bir taraftan fıstık da yedi. Ya da sen yağ geçtim ondan sonra. Tamam. Dur. Ha, sıcak dursun dedim onun yanında. Çeksin içine. Böyle işte. Gözlememiz böyle. Gözleme değil, bazlama. Bazlama, gözleme fark etmiyor ki ikisi de aynı yere var ya. Aga. Arkadaşlar, görüyorsunuz. İkinci bazlamamız da hazır. Hiçbir yer yok. Bunun olmadı. Şimdi bir gezdim, dur bir saniye. Gelsiniz onu hamur edince. Hamur edince gelsiniz onu. Şimdi şöyle bir yer alacağım. Aşk olayım. Şimdi üstünde tereyağıyla tatlandıracağız. Evet kızlar, gelin. Babamız gözleme yapıyor. Bazlama gözleme yapıp duruyor. Bazlama ne gözleme? Gözleme. Gözleme içinde otlu peynir ıspanak olur. Kıyma olur. Öyle mi? Evet. Aa, sen biliyorsun. Hadi bakalım. Zekalar seni metaklanır dönüyor. Arada dövüşüyoruz işte öyle. İyi oluyor. Bağırıyoruz birbirimize. Yapan ustalar bile birbirine bağırıyor. Ustalar birbirine çekemezmiş. Yani. Şimdi ben hamur ustasıyım. Bak. Ben ustasıyım. Allah Allah. Sen bana soracaksın.
Hamurun ilmini iyi bilen benim. Benim anam da benden öğreneceksin gibi. Sen. Rahmetli. Kabarmaya bak. Çevire çevire. Nar gibi. Hamurdan derdi, anam rahmetli, hamurdan korkma derdi, hamur senden korksun derdi, biliyor musun? Korkma derdi, elin ayağın şaşırmasın derdi valla. Oklalar çat vurur derlerim. Hamurdan korkma, hamur senden korksun derdi. Şaşırma, rahmetli. Şaşırma, elin ayağın konuşmasın birbirine derdi. Rahmetli. Öyle alışırsın derdi. Elin ayağın, ellerini titrederek şey yapma derdi. Tam sabah kahvaltı yapacak işmiş. Dere alacağım ha. Dedi gelip şişiyor zaten. Kış günü. 30 kilo bir kilo verdim. Ecik biraz geri aldım bari. Zaten çok dışarı çıkıyorsun ya maşallah. Erilirsin. Şimdi Zahide'deki gibi. Koyundan kadın gelin de önüne dizmişler baklava börek her şeyi. Ondan yeme Halis Bey. Ondan yeme Halis Bey. Kendi yiyor. Masa baklava var. Tulumba var. Ha. Kadayıf var. Her şey var. Yeme Halis Bey. Önüne niye koyuyorsun be kadın madem? Yani. Yemeyen de yeme diyen de yer. Bazlamaya gel, çek çek. Yaşar'ın gözlemelerine gelin. Yaşar'ın gözlemelerine gelin. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Ebru. Şu benim bak çayımı geri değiştirin. Çayım benden var ya şuraya koyayım. Sen değiştiriyorsun ha. Ben evet. Çayımın yerindeyim bak elimin düzenini benim değiştirme. Benim orada kekim var daha kekik. Kekik de öbür tarafına kalk. Benim şeyimi şey yapma. Çayımın yerini değiştir benim elimin düzeni. Benim çayım orada elime attığım anda gelecek. Subay. Evet. İnşallah şimdi. Yandım mı? Arkadaşlar şu bir tane tadına bakayım da. Yani bu mudur? Bu da arkadaşlar enfes, lezzet. Çayımız da demleniyor bu arada. Bu arada takipçim Leyla Hanım var. Beni daha önceki mavuş olan horozumu hatırlamış. Bugün bana onu sordu. Maalesef kendisi 20 gün kadar önce vefat etti horozum. Benim 10 senelik horozumdu. Hala üzüntüsü içimizde. Hala alışamadım yokluğuna. Onu biz bir çocuğumuz gibi, evladımız gibi seviyorduk. Daha önceki mavişime eş arıyordum. Banyo yaptırıyordum. Onun videoları var. Leyla Hanım onu sordu sağ olsun. Ne oldu diye. Kendisi horozumuz vefat etti arkadaşlar. Rahmetli oldu. 10 sene durdu. 10 seneden sonra zaten mide hastalığı yapıyor. Kabarmaya varmış. Horozlar. Onu biz bir evlat gibi, çocuk gibi besledik, büyüttük. Med kesmiyor musun? Biz onu keser miydik? O bizim evladımız dedik. O şekilde kendi ecellerine kadar bizle beraber yaşadı.
buyursunuz. Yolu yakın onlar düşenler buyursun gelsin, onlara da yapayım. Koparalım bakalım bir Yaşar Bey'in. Gel bakın gel. Gözlemesi miydik? Hayır. Güzel olmuş bu tanık. Tuzumuzu kadar her şey yiymiş. Güzel olmuş. Al hadi. Eline sağlık. Bir şey değil. Yaptıklarına say. Seninle biz ne yapalım ben bu işte ya? Ha? Seninle gelecek videolarda ne yapalım ha bu? Ha, bandıma yapak. Kastamonu'nun meşhur bandıması. Bazı kastamonu bilmiyor arkadaşlar, ona ilginç yani. Bandıma bilinmez mi gari? Yin gari. Bandıma dediğimiz tavlaştığı suyuna özel yapılan bandımalı yufkalar var. Yufkaları tavuk suyu ıslatıp tepsiye düz üstüne bir kat haşladığımız tavuk etlerini dilitlediğimiz havlu tavuk etlerini üstüne koyuyoruz. Üstüne tereyağı sürüp üstüne tekrar kat halinde yufkaları düzüyoruz. Aynı şekilde elimizdeki bütün yufkaları bitirene kadar tavuğumuzu yettiklerini dizip en üstüne tereyağı afiyetle yiyoruz. Hırsız gibi çaldı abi. En altına pilav dolur. Rabia Hanım, Rabia Hanım ne yapıyorsun? Rabia Hanım işten geldi. Acıkmış. Çekimin bitmesi bekliyor. Sıcak sıcak tabak alacağız ya şurada şu şeyde ne deniyoruz? Bazlama da gel. Bir tane bulalım. Buna şimdi bir turp peynir olacak. Acayip olur. Aklınıza gelmedi alsaydık. Vallahi. Olmuyor. Çekiyor mu? Durmuş mu? Sen içtin mi abiciğim? Bakalım. Bakayım. Kamera elledi ya. Önce bu çekim durmuş mu? Anlayamadım ya. Yok belli olmuyor mu öyle? Kırmızı çıkan el olur. Domates, biber, salçası. Daha kırmızı kırmızı. Nohut yemeyeceğim. Sıcak nohut yedim. Böyle yaşamış. Son parçamda. Evet, son parçamda arkadaşlar. Onun için mi çok? Şey var mı? Çiçek. Çiçek aklınıza gelmedi. Çay et, çay içeceğiz. Şeyden mi yaşar? Maydanoz bitiyor. Arasında. Ha, iyi olur. Maydanoz domatesle. Peynirle yiyiz. Valla şimdi yemeği yemeyecek kadar lan. Ben sana dedim ya, bizim evde böyle oluyor. Ha, bir şey yaptığın zaman hemen o, mesela iki çeşit yemek yap. Hani bir çeşide yöneliyorlar yani. Yemiyor. Bizim evde öyle bir sulu yemek yapıyorsun, yanına pilav ya makarna yapacaksın, tamam başka bir şey yok. Yarına yeri be. Geçi yarı öğrenemem. İyi yoksa. Kastama demiş, güzeli be. Gelirse geliyor, gelmezse kendi biliyor demiş. İçeri devam arkadaşlar. Bazlamamıza gel. Bası bası verin. Hı? Bası bası verin. Arkadaşlar bu arada beğeni yapmayı unutmayın. Bası bası, bası verin. Bası bası verin gari. Köy değil mi babuş? Kastamon içerisi. Gerçi ben doğumluğum İstanbul'da da. Köken Kastamon. Bası verin gari. Bası bası verin gari. Maşallah, maşallah, maşallah. Nasıl kabarıyor? Sanki benim göbek. Harikulade. Şu işte hakiki zeytinyağı olacak Serp. Ye. Nerede bu metal şey? Getirtiyorum, alıyorum. Sahte çıkıyor. Yok. Varsa iyi zeytinyağı satan arkadaşlar, bana ulaştığında alacağım. Her şeyin doğalından yanayım. Bye.
baştan atacağına göre 3 bardak unlu arkadaşlar. 6-7 parça bazlamamız çıktı. 4 kişi, 5 kişi bir aile için yeterli. Hani bunu fazlaştırıp da çoğaltmak sizin elinizde. Ben hem bir deneme amaçlı ilk defa yapıyorum. Baktım oldu, güzel oldu. Arkadaşlar son pazımız da pişti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sizlere bazlama nasıl yapılır kısaca onu anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affedin. Durum böyle arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Basıp basıp verin galiba, onu da unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.